şöyle ilk parçayı atıyorum. Sonra mümkün olduğu kadar ince dilimler halinde kesiyorum. Limonlarımı tavamın içine diziyorum tek parça halinde. Limonlarımızın içine şimdi bir basit şurup yapacağız. Basit şurup ne demek? Eşit miktarda suyla eşit miktarda şekerin karıştırılması demek. Eğer bir bardak su kullanıyorsam yarısı kadar şeker kullanıyorum. Yani bu basit şurubu %50'ye indiriyoruz. Suyumu alayım. Şu kadar şeker koyuyorum. Hemen hemen iki katı kadar da su koyuyorum. Kısık ateşte yaklaşık bir 45 dakika kadar kaynatacağım. Gerçekten çok kolay, yapımı çok kolay bir reçelim olacak. Gelelim bunu kısık ateşimize koyalım. Önce maksimum ateşte gidiyorum. Kaynamaya başladığı zaman altını kısıyorum. Şöyle içine koyalım. Çok da fazla kaynatmayın, çok da fazla haşlamayın. Aldante olmasında yarar var. İçine narlarımı koyuyorum. Bol bol da içine şimdi taze baharatlardan koyacağım. Biraz fesleğen kopartıyorum. Biraz nane. Biraz da kekik alayım. Şunların hepsini ince ince doğrayayım. Limonlarım pişmeye başladı, kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Güzel böyle limonata tadında kokular geliyor. Genelde böyle bir şey doğrarken en büyük yaprağı seçin, içine koyun, şöyle kıvırın ve ince ince doğrayın. İçine zeytinyağı ve olmazsa olmaz nar ekşisini koyuyorum. Ne zaman bir tahıl salatası yapsanız içine mutlaka nar ekşisini ilave edin. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Bu zeytinyağın tadını çok az kırmak için ayçiçek yağı. Ve olmazsa olmazımız tuz ve karabiber. Bir kaşıkla karıştıralım. İnce ince kaynamaya devam ediyor. Gayet güzel. O sırada biz uykuluklarımızı hazırlayalım. Şöyle parçalar alıyorum. Bu uykuluklarımızın yanındaki yağ bezelerini alıyoruz. Onları ayıklıyoruz. Mümkün olduğu kadar üzerinde bırakmamaya çalışıyoruz. Uykulukla en çok yakışan şeylerden bir tanesi köri. Mutlaka köri ve tuzu uykuluğun içine ilave ediyoruz. Bir tabak alalım. İçinde karıştıralım. Cömertçe koyun kaplayacak şekilde. Bir parça tuz, bir parça karabiber. Şöyle şişlerimize bir iki parça. Çok da üst üste gelmesini istemiyoruz ki birbirinin pişmesini engellemesin. Şöyle bir tane yapalım. Bir tane daha yapalım. Limonlarımız iyice suyunu çekti. Suyumuz buharlaştı. Bir şöyle altını kapatalım. Şu köpüğümüz bir gitsin görelim. Amacımız limonların yarı saydam hale gelmesi. Yumuşaması, şöyle parlaması. Zaten şeker yoğunlaşıyor şimdi. Onun için biraz daha az şeker koyduk. Su buharlaşıyor ve içindeki şeker miktarı artıyor. Bakarsanız da şurup kıvamında bir suyumuz oldu. İşte tam istediğimiz gibi. Altını açalım döküm tavamızın. Çok az ayçiçek yağı koyuyoruz, sürüyoruz. Hatta bir peçeteden de yardım alalım. Şöyle bir dağıtalım şunu. Dumanlarım yükseliyor. Şöyle çaprazlama koyuyorum. Bir süre hiç dokunmuyorum. Yaklaşık 1-1,5 dakika kadar tavamız kendini toparlasın. Güzel altı karamelize olana kadar hiç dokunmuyorum. Ne zaman altın sarısı olacak ters taraflarını çeviriyorum. Dört taraflarını da pişirmemiz lazım. Sadece iki taraflarını değil, biraz sonra yanı da çevireceğiz. Her tarafını pişirmemiz lazım. Hep bu dumanı görmek istiyorum. Evimiz biraz dumanlı olacak ama gerçekten değecek sonunda. Biraz fazla duman çıkmaya başladı. Kontrol bizde bir şef olarak. Altını kısıyoruz. Şöyle döndüre döndüre güzelce pişiriyoruz karamelize olduktan sonra. Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Önce
limon reçellerine ihtiyacımız var. Üzerine bir parça buğday salatamızdan koyacağız. En üzerine de iki parça şişimizi oturtturalım.